destek. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Galiba annem kumandayı yine nereye koymuş? Of! Anne yine mutfağa mı götürdün? Yoksa çamaşır makinesine mi attın? Hah! Buradaymış nihayet. Çoktan başlamış. Ve Mahdi ölmeyecek. Gerekirse sen öleceksin. Abdülay ölecek. Ben öleceğim. Ama ve Mahdi ölmeyecek. Tamam abi. Abdülay ne taraftan gireceğiz? Abi başbakanlığı arayalım. Bu böyle olmayacak. Eğer buraya telefon gelirse girmemize gerek kalmaz. Abi. Aman tanrım! Bana söylüyorlar! Ne oluyor? Efendim, saldırıya uğradık. Abdülay telefon bağlantısını iptal et. Arkana bak seni be! Çek silahını! Vur sana! Oğlum, beni duyuyor musun? Kıpırdama, yoksa öldürürüm. Saçmalama, ne yapıyorsun? Benim ben, anne. Anne, çıkın önümden. Dersim yok baba. Birinci dönemde dersim yok deyip duruyordum. 5 sayıp getirdim. Öğretmenler ödev vermiyor baba. Ben de yapayım. Mutlaka ödevim vardır. Vallahi yok baba. O zaman gördüğün dersleri tekrar et. Of! Sus, itiraz etme. Doğru dersin başına. Ya! Çevrenizde tanık olduğunuz şiddet olaylarını yazınız. Of! Yazıyorum. Hiçbir şiddet olayına tanık olmadım. Vay be! 2 dakikada ödevi bitirdim. Ne kadar da zekiyim. Şimdi televizyon seyredebilirim. Dışarıdan babanın sesi gelir. Oğlum ödevini yapıyorsun değil mi? Biraz sonra gelip kontrol edeceğim. Ona göre. Of! Tekrar oturun masaya. Çağrısız ödevini yapmaya koyulur. Biraz daha çalışsam sağlığım için olay olacak galiba. Ne yazacağım ben şimdi? Savaşları, atom bombalarını filan mı? Ama bunlar olmaz. Öğretmen tanık olduğunuz olayları dedi. Ne yazsam? Birden aydınlandı. Buldum. Bir keresinde Tadıköy'e gitmiştim. O gün maç vardı. Bir grup taraftar slogan atarak geliyordu. Hey!
Sizi sahaya göreceğiz. Arkadaşlar durun. Açılın. Çekil. Çekil. Açılın. Sen de kimsin be? Arkadaşlar spor, kardeşlik, dostluk ve barış şimdi. Bu yaptığınız hiç mi hiç doğru değildir? Ayrıca en büyük teşekkür. Durun. Bundan sonrasını yazmasam iyi olacak. Çünkü el hareketleri ve küfürler başlamıştı. Bunları yazarsam öğretmenim kızar. En iyisi sonuca geçeyim. Büyük bir kavga olmuş. Kavga edenler de maça değil, tanıtılamaya hastaneye gitmişlerdi.